Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Grignard reaktifleri ile devam ediyorum. Bugün sizlere Grignard reaktifi ile sentez nasıl yapılır, nasıl tasarlanır bundan bahsedeceğim. Örneğimiz şöyle. Aşağıdaki bileşiği uygun Grignard reaktiflerinden yola çıkarak elde ediniz. Bileşiğimiz bir alkol. Alkol olduğu için ve Grignard reaktifi kullanacağımız için sentezde o zaman bir karbonil grubu olması gerekiyor bileşiğimizde. Şimdi şöyle yapabiliriz. Şuradan kestiğimizi düşünelim. Şu grup Grignard reaktifinden gelsin ve burası da o zaman OH'ın olduğu yerde karbonil grubu olmalı. O zaman yazacağımız bileşik şu şekilde olacak. CH3, CH2. Bu karbona şuradaki OH için C çift bağ O yazarız. Sonra CH2, CH3 artı Grignard reaktifimiz C6H5 MgBr olacak ve buradan dietil eter içerisinde ve daha sonra da ortamı asitlendirerek bu istediğimiz bileşiği sentezleyebiliriz. Şimdi bakalım diğer bir yöntem ne olabilirdi? İkinci yöntemimizde de şuradaki CH3 CH2'nin Grignard reaktifinden geldiğini düşünelim. O zaman kalan kısım burası. Şurada da C çift bağ O olmalı. Kalan kısmı yazıyorum. C6H5. Sonra karbon. Sonra OH için C çift bağ O. Sonra da CH2 ve CH3 bulunmakta. Şurası da neydi? Grignard reaktifinden gelecek. O zaman CH3, CH2, MgBr ya da MgI da olabilir. Yine eter ve asitlendirme ile bu bileşiğimizi elde ederiz. Başka diğer bir yöntem ne olabilirdi? Şimdi bu iki tane bağlı alkil grubu aynı olduğuna göre bir esterden yola çıktığımızda iki alkil grubu aynı oluyordu Grignard reaktifi kullanılarak. O zaman şu kalacak, bu duracak. Bu ikisi Grignard'dan geleceğine göre ve o zaman da OH ile C çift bağ olacak. Yazalım. C6H5 duruyor. C çift bağ OH için duruyor. Bu ikisi Grignard reaktifinden gelecek. O zaman burası bir ester olması için OCH3 yazabiliriz. İstediğimiz şekilde seçebiliriz bu esteri. Artı iki tane bu etil grubu Grignard reaktifinden geleceği için Grignard reaktifini 2 mol kullanıyoruz. MgBr diyelim. Ve buradan da eter ve asitlendirme sonrasında yine başlangıçtaki ulaşmak istediğimiz bu bileşiği elde edebiliriz. Diğer örneğimizde şöyle aşağıdaki bileşiklerin sentezi için Grignard tepkimelerini nasıl kullanabileceğinizi gösteriniz. Şimdi A şıkkındaki bileşik 2 metil 2 butanol. Hemen formülünü yazalım. 2 metil 2 butanol. Ana zincirimiz 4 karbonlu. Butanol, alkol ve ikinci karbonda OH bulunacak. Ve ikinci karbonda bir tane de metil bulunacak. Hemen hidrojenleri tamamlayarak bileşiğimizin yapısını bu şekilde gösteririz. Şimdi bu bir alkol. Alkol elde etmek için Grignard tepkimelerini kullanacağız. O zaman şuradan kopartalım. Bu Grignard reaktifinden gelsin. Burayı da çift bağ O yapacağız. O zaman kullanacağımız reaktif CH3, karbon, sonra C çift bağ O buradaki OH için, yine şuradaki CH3. Bu da Grignard reaktifinden geleceği için CH3, CH2, MgBr ya da MgI olabilir. Yine eter içerisinde ve daha sonra da asitlendireceğiz. H3O artı diyelim. Ya da NH4 artı da diyebiliriz asitlendirmek için. Bu birinci yöntem bu bileşiğin sentezi için. Başka diğer yöntemleri de yazalım. İkinci olarak da nasıl olabilirdi? Şu CH3'lerden bir tanesinin koptuğunu düşünelim. Yani bu Grignard reaktifinden gelsin. O zaman kalan kısım CH3, sonra C çift bağ O, burası kaldı CH2, CH3 ve şu CH3 de Grignard reaktifinden geldi. Başka bir yöntem daha var mıdır? Buna bakalım. Üçüncü yolumuz ne olabilir? Şimdi CH3, CH3 iki alkil grubu aynı olduğu için bu durumda esterden başlarsak biz estere 2 mol Grignard reaktifi katarsak bu alkil grupları Grignard'dan gelecek.
O zaman esterimiz CH3 CH2 yazalım. CH3 CH2. Sonra C çift bağ O burada. Sonra bu da O CH2 CH3 olsun. Esterimiz bu şekilde olsun. Grignard reaktifimiz 2 mol CH3 Mg I olsun. Mg Br de olabilir. Buradan da başlangıçtaki amacımız olan bu bileşiği elde edebiliriz. Evet, B şıkkındaki bileşiğimizi sentezlemek istediğimizde hemen önce formülümüzü yazalım. 3 metil, 3 pentanol, 1, 2, 3, 4 ve 5 karbonlu bir bileşiğimiz var. 1, 2, 3. karbonda bir OH ve bir metil bulunmakta. Hemen hidrojenleri tamamlayacak olursak bu bizim elde etmek istediğimiz bileşiğimiz. Grignard reaktifinden diyor. Şurası ne olacaktı? Metil olacak. Onu hemen düzeltelim. Evet. Şimdi Grignard reaktifinden yola çıkacağız. Burası C çift bağ olacak. Bir tanesinin Grignard reaktifinden geldiğini düşünelim. Şunun. O zaman kalan kısım CH3, CH2, C çift bağ O, CH2 ve CH3. Bu bileşik ile CH3 MgBr'yi birleştirdiğimizde eter ve daha sonra da asitlendirerek bu alkolü elde edebiliriz. Sonra bir başka yol ne olabilirdi? Şuradakini ayırdığımızı düşünelim. Grignard reaktifinden geldiğini. Kalan kısmı yazalım. CH3, CH2, C çift bağ O. Sonra da CH3 var burada. CH3'ü yazdık. Şimdi bu da nereden gelecekti? Grignard reaktifinden MgI olarak da gösterebiliriz. Şurası da aynı. Başka bir yol daha olabilir mi? Evet, olabilir. Şu iki alkil grubu aynı olduğu için ester de kullanabiliriz. Esterimiz nasıl olacak? Hemen onu da yazalım. Şimdi o zaman bu ikisini çıkardığımızda kalan kısım CH3, C çift bağ O. Ester olacağı için bunu da OCH3 olarak yazabiliriz. Sonra 2 mol CH3, CH2, MgBr kullanırsak bu bileşiği elde edebiliriz. Şimdi C şıkkıyla devam edelim. C şıkkı 2 fenil 2 pentanol. Hemen yapımızı yazalım. 2 fenil 2 pentanol 1, 2, 3, 4 ve 5 karbonumuz var. İkinci karbonda bir fenil grubu var. Bu bizim fenil grubumuz. 2 pentanol demişti. Yani OH da ikinci karbonda. Yapımız bu şekilde olur. Bunu sentezlemek için ne yapabiliriz? Şuradaki fenil grubunun Grignard reaktifinden geldiğini düşünürsek, yani şuradan kopartırsak geri kalan kısım CH3, sonra C çift bağ O olacak OH için. Sonra sağ tarafta kalanlar CH2, CH2, CH3 artı bununla buradaki fenil grubu da yani C6H5 MgBr şeklinde Grignard reaktifinden gelecek ve yine eter ve asitlendirme sonucu amacımız olan bu bileşiği elde edeceğiz. Bu birinci yöntemimiz. Başka bir yöntem daha olabilir miydi? İkinci yöntemimize bakalım. Şunlardan bir tanesi, yani şurasının koptuğunu düşünelim. Burası Grignard reaktifinden geliyor ise kalan kısım CH3 karbon çift bağ O ve benzen halkası artı CH3, CH2, CH2, MgI ya da MgBr diyebiliriz. Başka bir yöntem daha var mı? Üçüncü yönteme bakalım. Üçüncüsünde de şuradaki CH3'ün Grignard reaktifinden geldiğini düşünürsek kalan kısım, o zaman şuradan başlarsak CH3, CH2, CH2, sonra C çift bağ O ve şuradaki benzen halkası bulunmakta artı CH3 MgBr'de Grignard reaktifimiz oldu. Bunun içinde 3 tane sentez yöntemi önerebildik. Evet, D şıkkı da trifenil metanol. Hemen bileşiğimizin formülünü yazalım. Trifenil dediğine göre şu şekilde benzen halkası, bir benzen halkası daha şurada olacak ve bir benzen halkası daha buna
karbona bağlı ve şurada da OH, trifenil metanol, yani tek karbonumuz var. Bunu sentezlemek için ne yapabiliriz? Birinci yöntemimiz, benzen halkalarından biri Grignard reaktifinden geliyor ise o zaman kalan kısım benzen halkası karbon çift bağ O, yani karbonil grubu, diğer benzen halkasını buraya yazdık. Bu da Grignard reaktifinden gelecek ise şu şekilde C6H5MgBr'dir yapımız. Yine eter ve asitlendirme ile HCO+ kullanalım, elde edebiliriz. İkinci yöntemimiz de ester olabilir. Çünkü iki tanesi aynı grup. Şunu da başlangıç olarak şu kısmı kabul edersek, iki tane aynı grup bağlanacağından bir esterden yola çıkabiliriz. O zaman şu kalan kısmı öncelikle alalım buraya. Evet, C çift bağ O. Bu kısım bizim esterimiz olacak. O zaman buraya OCH3 şeklinde esteri yazdık. Şu iki benzen halkası da 2 mol olarak Grignard reaktifinden gelecek. Yani C6H5MgBr olarak böylece başlangıçtaki bileşiğimizi elde edebileceğiz. Evet arkadaşlar, bugünlükte anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.